O çocuğun orada o kadar zarar uğradığı, o kadar üzüldüğü için mi yanıyor hocam diyor, benim de için yanıyor. O hırpalandığı zaman ben ne olacağım, bana ne olacağım, ben kız mıyım, erkek miyim, lütfen yardım edin, geldiğinde sen de için yanıyorsun. Beyefendi çağırıyorsun diyor ki ya geçer ya gelmez. Bakıyorsun ki madde bağımlısı adam, bakıyorsun ki alkol içiyor. Çocuğa bakıyorsun o da alkol içiyor. Çünkü onu gördü. Dedi ki, babam hiç annemle güzel ilişki değildi, babam beni zaten değerli görmedi ama bu alkol bir şey var, azıcık azıcık böyle içiyorum. Hocam ben bağımlısıyım. Sen bağımlısın diyorum, sen sevgiye bağımlısın, sen sevilmek istiyorsun ama bunun farkına varabildiğin zaman çok geç olması için yavrucuğum, inanıyorum diyorum, sen cinselliğe girmeyeceksin. Hocam diyorum, 17 yaşında, erkek arkadaşım olsun ne olur? Olmayacak diyorum. Neden olsun? Bekleyeceksin. Bekleyemem diyor, bekleyeceksin diyor. Ama bunlar şanslı çocuklar. Bizim gibileri bulabiliyorlar. Ya da arayıp da bir şey söyleyip cevap bulabiliyorlar. Bir de tamamen kapatan, tamamen kimseyle konuşmayan çocuklarımız var. Onlar geri çıkıyorlar. İşte olduğu halde tamamen sağa mı gidecek, sola mı gidecek, petrole mi gidecek, oraya mı gidecek, nereye mi gidecek bulmak için bekliyorlar. Bulmak için. Bunu yaparken de çok fazla mükemmelliyetçi bir anne varsa, çok fazla tamamcı bir anne varsa, aslan oğlum derken babasını öylesi atıp da babayı attı, oğlunu eş gibi yapan bir anne varsa karşımıza yeni geleceğin kısırık çocuğu, yeni geleceğin erkeklerden korkan, ürken, annesi eş gibi olan ve gerçekten kadın gibi çocuklardan biri de ortaya çıkıyor. Evlenir, ama ne olur? Sürekli yönetilir. Ama ne olur? Cinsel disfonksiyonları çok fazla geçirilir. Biz de anne olarak çok önemliyiz. Ağzımızdan çıkan her kelime hepimiz için geçerli.